52 yurttaşımızın hayatını kaybettiği Reyhanlı'da yaşanan patlamanın davası bu kez güvenlik gerekçesiyle Ankara'da görüldü. Güvenlik gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma mağdur ailelerin tepkisine sahne oldu. Aileler suçluların cezalandırılmamasına öfkeliydi. Davada hem sanıkların hem de mağdur ailelerin ortak talebi ise bu davanın NİDE saldırısıyla birleştirilmesi oldu. Bazı sanık ve mağdur avukatları da IŞİD'in NİDE'de yaptığı silahlı saldırı dosyasının da Reyhanlı davasıyla bağlantılı olduğunu savundu. Avukatlar iki dosyanın birleştirilmesini istedi. Hasan Asabat Asyan. Bombacı değil kaçakçı izleyen sanıklar saldırıyla ilgilerinin olmadığını, uyuşturucu, viski ve silah kaçakçılığı yaptıklarını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'la milletvekilleri Hüseyin Aygün ve Mehmet Ali Edipoğlu da duruşmaya katılan isimler arasındaydı. 11'i tutuksuz 33 kişinin yargılandığı davada 7 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.